Merhaba arkadaşlar, yeni bir Rebuild videosuyla tekrardan sizlerleyim. Bir süredir tatilde olduğum için, ardından da hastalandığım için Rebuild videosu atamamıştım. Tekrardan Rebuild videolarına hız kesmeden devam edeceğim. Bu seferki Rebuild videosunda bonservisi elinde olan oyuncuları bir araya getirdik ve İngiltere'ye Watford kulübüne koyduk. Ben bu videoyu şu anda 2 Temmuz gecesi çekiyorum. O yüzden bugün itibariyle bonservisi Transfermarkt verilerine göre elinde olan oyuncularla birlikte bu kadroyu oluşturdum. Zaten birazdan da kadromuza bakarız. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı, yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi Rebuild'a geçelim. Evet, bonservisi elinde olan futbolcuları Watford'a topladık. Yani kadro biraz kaliteli olduğu için, iyi overall'a sahip olduğu için Premier Lig'e eklemeyi düşündük, eklemek istedik. Bazı dedikodular var Pogba'nın Juventus'a döndüğüne dair. İşte Kessié'nin Barcelona'ya gittiği yönünde, ama biz şu anda dediğim gibi 2 Temmuz Transfermarkt verilerine göre bonservisi elinde olan oyuncuları kadroya koyduk. Forvet'te Suarez, Dybala, Mertens, Cavani, Belotti yer alıyor. Origi var yine. Sol tarafta Di Mario şu anda az kadroda. Bernardeschi, Nwakaeme, Januzaj gibi isimler var. Orta sahada Grealish, Pogba kesinin ardından tabii diyor, konuşacak olursak. Witsel, Okay, Eriksen var. Sağ kanatta yine bunların hani iki mevkisi olduğu için burada da Januzaj ve Bernardeschi yer alıyor. Sağ bekte Dinair artık hani en kötü oynatacağız. Çünkü başka şu anda bu klasmanda sağ bek bulamadık. Romagnoli ve Christensen şu anda as stoperlerimiz, ama Mbemba ve Luis Felipe yedeklerde yer alıyor. Marcelo as sol bek ama yedeğinde de Konan yer alıyor. Kalede Strakosha ile Berke Özer var. Yine şöyle pozisyon gereği gösteremediğim oyuncular varsa göstereyim. Çeka var, Lingard var, Fabregas var, ama Fabregas'ın zaten yaşı da var. Büyük ihtimal sene sonuna doğru gittikçe düşecektir. Güven'i aldık Beşiktaş'tan. Türk olarak da yani Güven ve Okay var şu anda. Zagadou var stoper olarak yedeklerde. İlk sezon takımı Şampiyonlar Ligi'ne koymadık. Yani umarım Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek bir durumda bitiririz ilk sezonu. Taktik olarak elimizde çok forvet olduğu için 4-4-2 ile başlayacağım, ama yine işte ikinci sezonda, üçüncü sezonda tabii gidersek hani oralara kadar Şampiyonlar Ligi'ni almayı yine tabii ki de hedefliyoruz. Suarez'dir, Cavani'dir, bunlar düşecek. Yine bu kariyerde herhangi bir şekilde oyunculara antrenmanda vermeyeceğim. Yani sağ açı, sağ kanat, işte Bernardeschi'dir vesairedir. Onların pozisyonlarını değiştirip herhangi bir taktik antrenman yaptırmayacağım da. Şimdi bakalım bonservis elinde olan futbolculardan kurulu Watford takımı ilk sezonda Premier Lig'de neler yapacak, sezon sonuna geçelim. Bonservisler Rebuild'unda ilk sezonu geride bıraktık. Bakalım ligde ne yapmışız? Ligde 6. sıradayız. 64 puan toplamışız. İlk 4 zaten büyükler kapamış ilk 4'ü. Biz 64 puan toplayıp Spurs'un arkasında kalmışız. Şimdi burada acaba oyunda Avrupa'ya gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Onu önümüzdeki sezonda bakmamız gerek. Çünkü benim bildiğim 7 takıma kadar Avrupa'ya takım gönderiyor Premier Lig, İngiltere Ligi. Onu 2. sezonun başında bir kontrol etmemiz gerekiyor. Burada 5 gösteriyor. Bakalım oyuncular neler yapmış? Suarez 24 gol atmış, 5 asist yapmış. Dybala 15 gol, 8 asist yapmış. Yani Suarez 35 yaşına rağmen yine Premier Lig'de bayağı bir gol atmış. 19 gol atmış. Büyük ihtimal gol krallığında da üst sıralardadır. Nwakaeme 7 gol, 7 asist. Bir de 25 maç oynamış Nwakaeme. Di Maria 7 gol, 5 asist yapmış. Suarez gol kralı da, gol kralında da yer almıştır. Evet, 4. sırada yer almış. 19 golle, 24 golle Salah 1. olmuş. Ardından Dybala gelmiş 12 golle 16. sırada. Asiste ise Dybala 11. sırada. Gol yenmeyen maçta da Strakosha 9. sırada. Strakosha 79 başlamıştı. Strakosha 79 başladı, 82 oldu. Christensen 83 olmuş. Çok da hani Di Mario düşmüş. Marcelo yerine artık Konan oynar önümüzdeki sezon. Bu taktikle de oynayabiliriz. 4-2-3-1'e de geçebiliriz. Onu 2. sezonda bakalım. Evet, bonservisizlerin ikinci sezonundayız. Biraz önce de yaptığımız gibi Konan'ı sol bek oynatacağız bu sezon. Onun dışında çok bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Zaten transfer de yapmıyoruz. 4-2-3-1'e belki dönebiliriz. Onun için de Ocak ayında bekleyeceğim. Ben simüle ederken önce bir Ocak'ta durdururum. Özelliklere göre, yani overall'lara göre, işte Suarez çok düştüyse vesaire, bir ayar çekip yine tekrardan sezon sonuna simüle ederim. İlk sezon bildiğiniz üzere 6. olmuştuk. İngiltere'de 7 takımın gittiğini söylemiştim. Avrupa Ligi'nde bu sezon yer alıyoruz. E grubunda Feyenoord, Young Boys ve Lech Poznan'la karşılaşacağız. Yani oyuncu bazında baktığımızda bence bu gruptan çıkarız diye düşünüyorum. Sonrası için bir şey diyemiyorum, çünkü Avrupa Ligi'ne FIFA'da çok garip takımlar düşüyor. Çok farklı farklı sonuçlar çıkabiliyor. Bu sezon hem Avrupa Ligi'nde hem de Premier Lig'de mücadele ediyoruz. İkinci sezonda bakalım takımımız neler yapacak. Şimdi sezon sonuna geçiyoruz, ama ben devre arasında bir durdurup taktiksel bir değişiklik var mı, gerek var mı, ona bir bakarım. Ardından tekrardan herhangi bir şey yapmadan sezon sonuna simüle ederim. Evet, ikinci sezonda devre arasına geldik. Normalde ben devre arasına taktik yapıp sezon sonuna simüle edecektim, ama Avrupa Ligi'nden elendik büyük ihtimal. Yani sonuçlar hiç açıcı değildi.
Hem bir Avrupa Ligi'ne bakarız hem de takıma dediğim gibi bakacağımı söylemiştim. Ben bu taktiği 4-2-3-1 artık yavaştan çeviriyorum. 4-2-3-1'de zaten Di Maria artık iyice düştü. Di Maria yerine Bernardeschi'yi oynatacağız artık. Yapacak bir şey yok. Düştü. Januzaj 82 olmuş bu arada. Başka öyle çok gelişen de bir oyuncumuz yok zaten. Origi 77 olmuş. Şimdi bir de Avrupa Ligi'ne bakalım. Dediğim gibi Avrupa Ligi'nde sonuçlar çok kötüydü. Avrupa Ligi'nde E grubunda 3. sırada tamamlamışız. Yine Lech Poznan sonuncu olmuş. Buradan Konferans Ligi rakibimize bakalım. Rosenborg ile eşleşmişiz. Yani şu kadroyla bu gruptan çıkamadığımız için Rosenborg için de bir yorum yapmayı düşünmüyorum. O yüzden sezon sonuna simüle ediyorum. Eğer yine gidişatta Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde daha doğrusu finale kalırsak orada bir durdurup yine en azından bir kupa alacak olursak da onun maçına girebiliriz. Simülasyonunu hep beraber yaparız. İkinci sezonda sonuna geldik. Bonservissizler bakalım bu sezon Premier Lig'de neler yapmış. 9. sıra... Lan oğlum bu ne? City, United ilk 3 kim ilk? Aston Villa ne işi var ikincilikte ya? Üçüncülükte. Watford City ile beraber 56'şar puan toplamışız. 9. sıradayız. City 8, United 7. West Ham 6. Yani çok saçma bir puan durumu olmuş açıkçası. Konferans Ligi'nde finali görmedik. Konferans Ligi'ni penaltılarda Rangers almış. Antwerp final yolunda Başakşehir'e elemiş. Biz Trabzon'a elenmişiz toplamda 3-2 skorla. Trabzon'da Rangers'a elenmiş ve Rangers Antwerp finalinde kazanan Rangers olmuş. Gelmişken Şampiyonlar Ligi'ne de bakalım. Şampiyonlar Ligi'ni PSG kazanmış. Avrupa Ligi'ni de Atletico Madrid 5-4 penaltılarda kazanmış. Şimdi bir istatistiklere bakalım neler yapmışız. Dembele 16 gol atmış. Vakayeme'ye baksan Premier Lig'de 34 yaşında 12 gol atmış. Dybala 11 gol atmış. Suarez 11-11. Belotti de 11. Yani forvetler bir tık verimsiz olmuş. Belotti bakalım önümüzdeki sezon büyük ihtimal Belotti ile başlayacağız. Ya da belki Dybala'yı forvete atıp belki geride bir şeyler yapabiliriz. Ama takımda yani herkes katkı yapıyor. Pogba hiç oralı bile değil. Pogba 5 gol 4 asist yapmış. Dembele'nin de Premier Lig'de 10 golle gol kralı olamayacağını düşündüğüm için hiç gol krallığını vesaire göstermiyorum. Yeni sezonda forvetimiz bu sefer Dybala olacak ama Dybala'yı OF oynatacağız. Bu sezonda böyle çıkacağız. Önümüzdeki sezon Avrupa yok. 9. olduk. City, United ve Watford bu sezonun hayal kırıkları oldu. O yüzden şimdi önümüzdeki sezona geçiyoruz. Bakalım 3. sezonda neler bekliyor bizi. 3. sezonda geride bıraktık. Yani görüntü çok kötüydü ama ulan iyi 10. olmuşuz. Ben yemin ediyorum 15 falan bekliyordum. İnanılmaz kötü bir performans gösterdi. 52 puanla 10. sırada yer almışız. Avrupa yine yok. 11 puan uzaktayız Avrupa'dan. Artık takım yaşlanmaya başladı tabii. İstatistiklere bir bakalım. Dybala 21 gol atmış. Bu okey ama işte bunu destekleyen adam yok yani. Januzaj 12 gol. Isco 6 gol atmış. Yani görünen o ki önümüzdeki sezon da çok parlak bir sezon beklemiyor bizi. Yani bonservissiz böyle bir araya gelip hiçbir şey yapamayız. Yapamayan bir takım olmuşuz. Gol krallığında Dybala 7. sırada. Asist krallığında Pogba 12. sırada. Gol yenmeyen maçta da Strakosha 10. sırada 5 golle. 3 sezonu geride bıraktık. Şimdi 4. sezona geçeceğiz. Takımda herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Taktik bu şekilde devam edecek. 4. sezonun sonuna geçelim bakalım. Bonservisizlerin 4. sezonda geride bıraktık. Hemen bakalım puan durumunda neredeyiz? 6. sıradayız. Geçen sezon yani o kadar kötü sonuçtan sonra bu sezon 6. sıradayız. United ve Arsenal'i geçmeyi başarmışız. Yani Newcastle'la Wolves 2 puanla Şampiyonlar Ligi'ni kaçırmak çok koydu yani bu sezon açıkçası bana. Dybala 20 gol 8 asist. Januzaj 10 gol 4 asist yapmış. 84 de vurulu olmuş. Gayet iyi yapmış. Pogba 8 gol 6 asist. Sonunda bir şeyler yapmaya başlamış. Yine Dybala 19 golle yani gol kralı olamamıştır ama bir bakalım kaçıncı olmuş. Gol kralında 4. olmuş. Asist krallığında Pogba 10. olmuş. Gol yenmeyen maçta da gol yemediğimiz maç yok lan. 16. olmuş. 3 maç gol yememiş Strakosha. Yani eyvallah çok sağ olsun Strakosha. Yani zahmet vermişiz sana. Berke biraz daha hızlı gelirse yemin ederim Berke'yi oynatacağım şurada ya. Evet böylelikle bu sezonda geride bıraktık. Şimdi önümüzdeki sezona geçiyoruz. Bakalım Avrupa'da hangi takımlar rakiplerimiz olacak. Evet 5. sezonda arkadaşlar. Artık Bernardeschi'yi de salıyorum. Buraya Januzaj'ı koyacağım. O solda da oynuyor yani. Konan gelsin buraya. 86 olmuş Christensen. Pogba 88'de. Isco 1 düşmeye başlamış. Büyük ihtimal o da gittikçe düşecek. Hatta Aurier 83. Mbemba. Christensen tandemiyle oynayacağız. Avrupa'ya bir bakalım. Evet Avrupa'ya bakalım dedim ama Avrupa Ligi'nde görünmüyoruz. Konferans Ligi'ne mi gitti lan takım? Konferans Ligi'nde de yokuz.
O zaman herhalde oyun onu evet ya puan durumunda gösterdiği gibi 5'liyi gönderiyor. Büyük ihtimal bir öncekinde bu hani işte o kupayı alırsa bu kupayı alırsa 6. 7. gider vesaire diye biz herhalde şansa gittik bilmiyorum. Çünkü normalde 7 takımı bir şekilde gönderiyor, eleme vesaire de oynattırmadı. Ama puan durumunda o 5 tanesinin ilk 5 takımın yanında çizgi olduğu için büyük ihtimal orada bu sene Avrupa'ya gidemedik o yüzden dolayı. Bu sezonda direkt sezon sonunda simüle edeceğim. Artık yine hani takım Şampiyonlar Ligi'ne veya Avrupa Ligi'ne gidemezse bu sezon bonservisizlerle birlikte son sezonumuz olur. Bir de ne olursa olsun atan tutanın önemli abi. Bizimki tutmuyor yani. 3 maç gol yemeyen maç mı olur ya? Hadi Dybala atıyor da maalesef kaleci bir türlü tutamıyor. Şimdi sezon sonuna geçiyoruz. Bakalım bu sezon nasıl bir sezon geçireceğiz. 5. sezonda sonuna geldik. Hemen bakalım puan durumunda 2. sıradayız bu sefer. Yok 3. sıradayız, düzeltiyorum. Young Wolves'la karıştırdım. Lan şampiyonluk gitmiş. Aa! 74 3 takımda 74 puanla şampiyonluğu kaçırmışız. United 4. Arsenal 5. olmuş. Dur bu sezon bakılır. Chelsea'ye finalde kaybetmişiz. Ulan ne sezon be. Karabağ. Liverpool kazanmış. Süper Kupayı City kazanmış. Chelsea Şampiyonlar Ligi'ni almış. Wolves'a baksana. Hem 2. oldu Premier Lig'de hem Avrupa Ligi'ni kazandı. Konferans Ligi'nde Atalanta kazanmış. Abi bu sezon ne yaptı topçular merak ediyorum. Dybala 22 gol 9 asist. İşte Januzaj bu sene evet 21 gol 9 asist. Kessié 13 gol 5 asist. Dembele 11 gol 5 asist. Yani Kessié'nin ekstraları bayağı bir işe yaramış demek ki. Januzaj'ı da oynatmak işe yaramış sol tarafta. Belotti öyle 5 gol. Aurier yine 4 gol 2 asist. Yine bir bek için bence fazla bir katkı. Dybala 19 gol atmış, hemen bakalım. Dybala gol kralında 3. sırada, Januzaj 5. sırada, asiste Dybala 1. sırada. Strakosha da artık tutmaya başlamış. Gol yenmeyen maçta 4. sırada yer almış. Evet yani bu sezon gayet iyi performans gösterdi takım. Hani geçtiğimiz sezon yani kötü geçen sezonlardan takım daha çok motive olup iyi bir sezon geçiriyor. Bu sezon artık Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Yani bu sezonda olmazsa bir sonraki sezon ben olabileceğini çok düşünmüyorum. O yüzden bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına bir bakalım önümüzdeki sezon daha doğrusu. Ardından maçları grup aşamasını geçersek maçları beraber simüle ederiz. Ona göre de kariyeri ya noktalandırırız ya da devam ederiz. Şimdilik bu sezondan bu kadar. Önümüzdeki sezona geçiyoruz. Bonservis sizlerle birlikte 6. sezondayız arkadaşlar. Evet yeni sezonda taktiksel bir değişikliğe de gittik. 4-4-2 oynayacağız artık. Dybala Belotti ikilisi bu sezon artık sırtladı. Güven de biraz artsa aslında. Güveni oynatmak istiyorum ama henüz daha o kıvama gelmedi. Şimdi bakalım Şampiyonlar Ligi grubuna. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı çekmişiz. Yani sıkıntı değil bence. Barcelona 1. olsun biz 2. olalım. Lazio, Anderlecht takımlarıyla birlikte E grubunda yer alıyoruz. Dediğim gibi gruptan çıkarsak beraber bir sonraki turları simüle ederiz ama gruptan çıkamazsak eğer ligde de durum kötü olursa yani yine Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsek artık bence 6 sezon bu bonservisler için kafi bir süre. Şimdi devre arasına gidiyoruz. Hem gruba hem de bakalım Premier Lig'de takım neler yapacak. 6. sezonunda devre arasına geldik. Gruptan çıktık mı çıkmadık mı vallahi muallakta ama Premier Lig'de 6. sıradayız. Yani belki bu sezon yine Şampiyonlar Ligi'ne kalabiliriz. Şöyle bir bakalım hemen. Şampiyonlar Ligi'nde son 6 turunda Juventus'la eşleşmişiz. Gruptan da 2. çıkmışız. Barcelona 16 puan toplamış. Lazio 5 puan. Anderlecht 4 puan toplamış. Bu turdan sonrası ulan Barcelona Slavia Prag'ı falan çekmiş. Biz Juventus'u çekmişiz. Bakalım bu sezon ne olur ligde bilmiyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde yani Juventus'u yenebileceğimizi çok da düşünmüyorum. Şimdi Juventus maçına geçiyoruz hız kesmeden. Ve geldik bonservissizlerle belki de videonun en önemli maçına. Son 16 turunda Juventus ile eşleştik bildiğiniz üzere. Ulan oyuncu sakat diyor. Dybala sakatlandı. Yapma bunu ya. Lan en etkili adamımız eski takımına karşı Dybala sakatlanıyor. Zaten zordu. İyice artık imkansıza yaklaştı diyebilirim ama hadi bakalım. Berabere kalalım bari. Güzel 1-1 berabere kaldık içeride. Belki Dybala'nın sakatlığı ikinci maça geçer diye ümit ediyorum. İkinci maça geçiyoruz. Evet son 6 turunda ikinci maçtayız. Yani solda Marcelo beni oynamamak hayal kırıklığına falan uğrattı diyor. 45 falan oldun artık sen. Ne oynayacaksın zaten? Şimdi İtalya'da deplasmandayız. Dybala da iyileşmiş durumda. Bu sefer biraz daha hani iddialı bir kadroyla çıkıyoruz. Sadece Dybala değişti ama olsun, Dybala takımın her şeyi. 3-2 yeniyoruz be. Ulan helal olsun Dembele, kim attı diğerini? Dybala attı, eski takımına acımadı. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledik. Bakalım bir sonraki tura rakibimiz hangi takım oldu? Ve çeyrek finalde bu sefer de Dortmund'la eşleştik. Yani Haaland gitmiştir diye ümit ediyorum. Hadi bakalım, Haaland kalmış. Evet çeyrek finalde Dortmund'la karşılaştık. Karşılaşacağız daha doğrusu ama büyük ihtimal
bu kariyerinde son Şampiyonlar Ligi maçları olacak bu iki maç. Lan dur lan, Belotti değil de Güven'i oynatacağım ben. 73'lük Güven oynasın bu maç. Hadi bakayım göreyim aslanım seni. 2-2 ulan Güven attı be. 82'de Güven atmış golü. Dembele atmış. Haaland penaltı kaçırmış. Madison'dan 2 gol yemişiz. İşte olmamış. En azından deplasmandan avantajlı bir skorla dönüyoruz. Şimdi içerideki maça geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu sefer Dortmund'la içeride karşılaşacağız arkadaşlar. Ben bu maç yine Belotti yerine Güven'i başlatacağım. Güven ilk maçta da golünü atmıştı. Deplasmanda 2-2 berabere kalmıştık. Bakalım şimdi içeride Dortmund'a nasıl bir tarif uygulayacağız ya da onlar bize nasıl bir tarif uygulayacak. 2-1 yeniyoruz be. İşte bu Belotti. Diğer gol Pogba'dan geliyor. Ve Dortmund'u da eliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale geçiyoruz. Bakalım Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bonservissizlerin rakibi hangi takım oldu? Şampiyonlar Ligi yarı finalindeyiz. Bu sefer rakibimiz İspanya'dan Atletico Madrid. Yani ne yalan söyleyeyim, Dortmund'dan sonra yensek de şaşırmam. Ben Güven'den devam abi. Güven'e güveniyorum. Lodi, Guardiola, Barella, Oblak. Ya bu Oblak gol yemez ya. Neyse ilk maç yine bir beraberlik. Avantajlı skor. İkinci maç bitirmeye çalışacağız artık. Hadi bakalım. 2-2 Belotti'den gelmiş gol. Januzaj'dan gelmiş. Belotti Dybala yerine girmiş. Onların golü de Alvarez'den gelmiş. Oğlum bu adam City'ye gitmedi mi lan? Ne işi var sizde? Niye transfer güncellemesi yapmadım ki ben ya? Neyse 2-2 de iyi sonuçtur. Şimdi deplasmana geçiyoruz İspanya'ya. Geldik Zurna'nın zorlayacağı yere arkadaşlar. Yarı finalde artık. Ya bu maçı aldık. Hadi finalde ben bir şekilde yenerim de. Siz bu maçı aldınız. Ben yine Belotti yerine Güven'i sokuyorum. Finalde çünkü ben kendime güveniyorum. Kim gelirse gelsin yenerim. Deplasmanda yani içeride 2-2 berabere kaldık. Deplasmanda bilmiyorum. Uzatmaya gidecek gibi geliyor bu maç. Hadi bakalım Alvarez inşallah bir bok yemez. 1-0 yeniyoruz. Finaldeyiz lan. Oy kim atmış? Dembele atmış. Dybala Belotti değişikliği olmuş. Atletico Madrid'i 1-0 yenip toplamda 3-2 ile finale geçiyoruz arkadaşlar. Soler de 79'da penaltı kaçırmış. Bonservissizlerle 6. sezonda da olsa Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Bakalım finalde rakibimiz hangi takım? Evet, Şampiyonlar Ligi'nde finalde rakibimiz Monaco oldu. Yani bence dişimize göre bir rakip. Hatta simüle bile ederdim ama hadi ben oynayayım diyemeyeceğim. Tabii ki de ben oynayacağım. Şimdi bakalım peki ligde ne yaptık? Premier Lig'de Watford 6. olmuş. Zaten bu sezon Şampiyonlar Ligi. Yani gidemiyormuşuz. Avrupa'ya gidemiyormuşuz. Emirates Cup'a bakalım. Emirates Cup Arsenal'in olmuş. Karabağ Chelsea'nin olmuş. Süper Kupa Chelsea'nin olmuş. Şampiyonlar Ligi Watford'un olmuş. Avrupa Ligi Liverpool'un, Wolves. Her yerde Wolves ya. Bu Wolves ne lan böyle? Konferans Ligi'de Hoffenheim'in olmuş. Futbolcularımıza bakalım nasıl bir katkıda bulunmuşlar. Dembele bu sezon 20 golle takımı sırtlamış, 9 asiste. Januzaj 15 gol 5 asist. Belotti 14 gol 3 asist. Bu sezon Dybala biraz hayal kırıklığı. Kessié de geçen sezonki performansını sergileyememiş. Ben finalden önce bu arada Belotti'yi çıkaracağım ve forvette Güven'le başlayacağım. Şöyle bir takıma bakıyorum. Geri kalanlarda da herhangi bir sıkıntı yok. Bir de Monaco'nun kadrosuna bakalım tabii. Finalde rakibimizi tanıyalım yakından. Diaz var, McKinstry var, Amiri var, Kone, Guevara, Diatta, Godfrey, Maripan, Mavro. Bu takım nasıl finale geldi lan? Ya belki benim bilmediğim isimler vardır aralarında yani. McKinstry'yi açıkçası bilmiyorum ya. Uğralı kaç bilmiyorum ama. Ya şu takımın finale gelmesi biraz sürpriz bence. Ve evet, bonservisizlerden kurulan Watford'un yerine koyduğumuz takım Şampiyonlar Ligi'nde Monaco karşısında finale çıkıyor arkadaşlar. Evet, Watford'lu ve Monaco'lu futbolcuları ısınıyor. Monaco'nun formasının rengi ne güzelmiş ya. Artık bu görüntülere siz oldukça alışıksınız zaten. Ve 90 dakika Güven Yalçın'ın vuruşuyla, santrasıyla başlıyor. Kessié, Monaco'dan pas hatası. Çok iyi top, Januzaj vurduğun kaleciden sekti. Bir daha vurdun Dembele be. İşte bu be. 5. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. İşte bu be. Çok iyi geldik. Çok iyi. Januzaj'ın vurucu. Kaleci çevirdi. Dybala ortaya bıraktı. Dembele boş kaleye topu ağları gönderdi. Abi dikkat, Diatta'ya dikkat, aman dikkat, çok hızlı bu. Kale uyuma. İndirir misin Dembele? Güzel. Güven gidelim. Topu sakla, fizik koy. Dybala'nın önüne bırak. Dybala da Dembele'ye bıraksın. Girelim içeri. Dembele ceza sahası içinde. Dışarı baktı. Topu verdi, pasını verdi. Januzaj vurdu. Kaleci de kaldı. Olsun, güzel.
Güven'e, Güven'den Dembele'ye, Dembele'ye tekrar Güven'e oynadı. Güven Dybala'nın önüne bıraktı. Dybala aldı önüne. Dybala sağ çaprazı vurur mu? Vurdu ve 2-0. 19. dakika 2-0 oluyor Watford. Dembele'den Güven'e, Güven Dybala'nın önüne bıraktı. Dybala soluyla affetmiyor, sağ çapraza gönderiyor golü. Yattığı kaçırmayalım. Offside var mı? Yok. Ceza sahası içi, aman oy. McAllister vurdu. Tehlikeli bir pozisyondu. Pogba'dan Güven'e, Dybala tekrar kaçıyor. Güven Dybala aldı. Dybala önüne aldı. Güven geçişleri. Dybala gidiyor. Güven'e bıraktı. Güven ve durum 3-0 oluyor. Güven Yalçın Şampiyonlar Ligi finalinde golünü atıyor. Güzel. Biraz ittire kaktır oldu ama Dybala'nın yetenekleri sayesinde. İlk yarıdan üçledik. Dybala ile soldan geliyoruz. İçeri baktık. Verdik pasımızı. Pogba plaseyi gönderdi. Çok kötü bir şut. Monaco'nun son hata olacak bu. Yatta kaçtı. Hayır. Helal be Christensen. Hatasını telafi etti. Strakoşa sakin. İlk yarı 3-0 önünü kapatıyoruz. Dybala kaç. Güven sen atarım ama yetişemez gibisin. Dembele'yi sağdan gördüm. Dembele arka direkt, Dybala gelişine mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Dybala durumu 4-0 yapıyor. İkinci yarıya da hızlı başlıyoruz. Bu golün tekrarı geçilmez. İşte Dembele arka direkte Dybala'yı gördü. Açtı ortasını Dybala. Zba. 4-0. Monaco kolay rakip demiştim ama ya. Biraz daha zorlayabilirdi ama hiçbir şey yapmadılar. Oo, inanılmaz bir hata Romagnoli. McAllister. Helal. Hayır hayır. Uzaklaştır. Kesiden Dembele'ye. Çok iyi yakaladık. Dembele aşağıya oynadı. Can Uzay gidiyor. Ceza sahası içinde. Rövaşata gelir mi? Iska geçti savunma. Ah be. Ha, yine arka direkti. Güven'i göreyim dedim ama. Monaco soldan geliyor. Lino içeri çevirdi. Topu katlan. Ne yaptı? Bu biraz bizim şımarıklığımızdan yendi. Tamam. Topu diksem dikerdim de. Pasla çıkalım dedik. Affelo ile Monaco farkı 3'e indirdi. Lino içeri çevirdi. Şurada pasta çıkayım dedim ama kaptırdık topu. Oz, nazar boncuğu. Can Uzay'dan Güven'e, Güven'den tekrar Can Uzay'a alamadık. Maçın sonuna 1 dakika eklendi. 4-1 üstünlüğümüz var. Ve hakem daha fazla uzatmıyor. Son düdüğü çalıyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Watford oluyor. Bonservissizler oluyor arkadaşlar. Dembele, Güven Yalçın ve Dybala'nın golleriyle Monaco'yu 4-1 yenmeyi başarıyoruz. Arkadaşlar yanlışlıkla X'e bastığım için kupa seremonisini geçmek zorunda kaldık. Ben kapanışı burada yapacağım size. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu tarz yapıtların gelmesi için yine kanala abone olmayı, yorum atmayı videolara ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bir sonraki Rebuild videosunda görüşmek üzere. Siz de Rebuild edilmesini istediğiniz oyuncuları ve takımları yazarsanız çok çok sevinirim. Hoşça kalın.